Şu andaki duruma göre birinci derecedeki hatta tek zanlı sensin Kosovalı. Bu yüzden tutuklu olarak yargılanacaksın. Bize gelince adalet bu kadar kolay mı tecelli ediyor Savcı Bey? Adalet henüz tecelli etmedi Kosovalı. Sadece duruma el koydu o kadar. Tutuklu olarak yargılanacaksın. Suçsuz olduğun ispat edilirse beraat edersin. İnşallah uzun sürmez. Biz müsaadenizi isteyelim Savcı Bey. Müsaade sizin. Kosovalı. Senin bütün meselen Kervancıoğulları'yla. Nedir bu işin hikmeti? Can davası diyelim Savcı Bey. Neden? Canını mı aldılar? Hasan oğlum neler oluyor? Ya baba kusura bakma ya. Akşam söyleyemedik. Evi belirleye vermeyelim dedik. Hasan söylesene oğlum. Nedir durum? İftira attı şerefsizler. Durum bu. Birazdan çıkar savcının yanında. Ey büyük Allah'ım nedir bu oğlanın başına gelenler? Baba yorma kafanı sen. Bak bunların dümenleri patlar sonunda görürsün. Telaştan tanıştırmayı unuttum bak. Rahman baba. Merhaba. Merhaba. Annem Mehmet'in mezarlıkta bak böyle sakallı falan olduğuna. Eski emniyet müdürlerindendir. Mehmet'e de avukatı oturttu. Allah razı olsun Rahman kardeş. Oğluma sahip çıktın. Allah hepimizden razı olsun. Ne yaptık ki? Yardımı eden Allah bizi de aracı etti. Müsaade. Beyler bir dakika. Tertip. Müsaade et ya. Oğlum. Oğlum. Annemler duymadı değil mi baba? Şimdilik haberi olmasın zaten. Üzmeyelim kadıncağızı. Bir yerlere gitti, bir işi falan varmış dersin. Rahman baba, hakkını helal et. Dur be aslanım, ne helalleşmesi? Ahirete gitmiyorsun ya. Olsun baba, helal et sen yine de. Abi sen de. Yapma paşam Allah aşkına ya. Sanki öbür tarafa gidiyorsun. Her delikanlının başına gelir böyle şeyler. Hakkımı hakkımı helal etmiyorum. Sen hele bir dön gel, bol bol helalleşiriz Allah'ın izniyle. Tamam yeter. Bir dakika. Abi her şey benim yüzümden oldu. Sen hakkını helal et he. Onu da eder misin bilmiyorum ya. Ne alakası var Şükrü? Olacağı kimse engelleyemezmiş. Kendini suçlama o şekilde. Biz kardeşiz. Bir hakkın varsa tabii ki helal olsun.